Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yaklaşık 35 bin taraftar izledi imza törenini ve açık antrenmanı. Elbette psikolojik olarak da son derece önemli bir organizasyondu. E, antrenmana, futbolculara katkısı, takıma katkısı nasıl oluyor böyle açık antrenmanların sevgili Onur Şahin? E, moral motivasyon açısından, kenetlenme açısından camiayla taraftarlarla futbolcular arasındaki o sinerji bambaşka bir seviyeye yükseliyor. Zaten geçen sezon da Galatasaray oynadığı maçlarda iç sahada taraftarından işler kötü gittiği zaman da çok büyük destek almıştı evet. Galatasaray'ın. En büyük artılarından biri buydu ve belki de iç saha avantajını en etkin kullanan takımların başında geliyordu. En önemli e, hedef olarak ortaya koyuyorlar. Galatasaray tekrar yıllar sonra aynı başarıyı elde etmek istiyor. Şimdi hatta e, belki Sarı daha Mızırları, fazlasını elde etmek belki istiyor. Belki de daha fazlasını elde etmek istiyor dediğin gibi. Çünkü Galatasaray eğer Avrupa hedefini tutturamazsa, mesela Şampiyonlar Ligi'nde ilk etapta gruplara kalmayı başaramazsa bir tarafı çok eksik kalmış olacak. Daha e, lig başlarken, sezon başlarken bu kadar önemli oyuncular getirilmişken. Psikolojik olarak mı bir eksiklik psikolojik yaratır? Psikolojik olarak bence çok etkilenir. Olumsuz hı hı. anlamda etkilenir. Ve oyuncuların motivasyonu da özellikle yıldız oyuncuların motivasyonu da mutlaka e, düşer. Çünkü böyle her seferinde ortamda. zaten Erden Timur da dile getiriyor. Tabii ki başkan da dile getiriyor. Bir transfer gerçekleşirken elbette ki ücret çok önemli ama Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermek Avrupa hedefinde yürümek de oyuncuların transfer konusunda fikrini değiştiren e, unsurlardan oluyor. Vitrin oluyor onlar adına. Onların ikna edilmesi yolunda önemli oyuncuları daha kolay ülkene getirebiliyorsun, takımına getirebiliyorsun. Bunların hepsi çok önemli faktörler. Galatasaray'da bir hayli ciddi maliyetli oyuncuları takıma kazandırıyor, bir kadro derinliği oluşturuyor ki hala da transfer çalışmaları devam ediyor. Bunun dışında ayrılacak oyuncular olabilir. Mesela Stoper'de Nelson gibi bir isim gitse. Galatasaray belki o bölge için de çok önemli bir oyuncu transferini gerçekleştirebilir. İşte Kerem Demirbay ismi hep gündemde. gündemde. 8 numara transferi için evet arkadaşlarımız Geniş sevgili Caner de ekrana getiriyor şu anda. Orta alanda Oliveira'nın bir alternatifi olarak Kerem Demirbay değerlendirilebilir. Her şeyden önce yerli statüsünde oynayacak oyuncu, şampiyonluk mücadelesi veren takımlarımız için... Çok önemli o üç yerli hangisi olacak e, takım bütünlüğünü bozmadan ve takıma ciddi katkı sağlayacak şekilde bu yerli oyuncu rotasyonunu oturtabilecek takımlar e, çok daha avantajlı olacak. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Nelson ayrılmak istiyor. Transfer çalışmasını yöten Galatasaray'da Danimarkalı stoper Victor Nelson için sürpriz bir gelişme yaşandı. Haber Global'ın haberine göre Nelson Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Gelen son haberlere göre takımdan ayrılmak istediğini yönetim ileten Nelson'un Zalgiris karşısında son kez Galatasaray formasıyla sahaya çıkma olasılığı yüksek. Haberde Nelson'un yeni adresinin İngiltere ya da İtalya olacağı ifade edildi. Öte yandan Haber Global'in haberine göre ise Victor Nelson ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Paris Saint Germain'den ayrılan dünya ünlü stoper Sergio Ramos ile prensipte anlaşmaya vardı. Haberde Nelson'un ayrılık sürecinin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'ın Ramos transferine de hız kazandıracağı belirtiliyor. Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Nelson'un takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki Nelson, Galatasaray formasıyla çıktığı 81 resim maçta 2 gol attı. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığına transfer etmişti. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Nelson yerine Sergio Ramos'u Galatasaray'da görmek ister misiniz? Çıkılacağı da Konyaspor'a gidiyor. Galatasaray'da Okan Burun kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Çıkıldağ'ın yeni adresi belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Spor, Rumen futbolcunun transfer için Galatasaray'la anlaşma sağladı. Çıkıldağ, gelecek sezon kiralık olarak Konyaspor'un formasını giyecek. Konyaspor'un 26 yaşındaki orta sahnesinin transferini kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklaması bekleniyor. Konyaspor Spor çıkıldığı için bir para vermeyecek. Çünkü Abdülkerim'in sözleşmesinde şampiyonluk bonusu vardı. Konyaspor'a Spor'a 500 bin euro ödeme yapmamız gerekiyordu. Çıkılca Konyaspor'a Spor'a gittiği için 50-50 anlaşılmış oldu. Galatasaray'da transferin ikinci perdesi açılıyor. Sol bek için Angelinho, hücuma Zaha, Forvet'i Icardi'yi transfer eden, savunmayı Kaan Ayhan'la güçlendiren, ileri uca da Bakamu ve Halil Dervişoğlu'nu ekleyen Galatasaray öncelikli ihtiyaçlarını giderdi. Yönetimin şimdiki hedefleri devler ligi için rotasyonlu bir kadro oluşturmak ve takımdan gidebilecek oyuncuları düşünerek bu isimleri yerini doldurmak. İlk etapta Cimbom savunmanın merkezi için alternatif isim arıyor. Orta saha için de Kerem Demirbay ile normal şartlar altında anlaşma sağlandı. Ancak Bayer Leverkusen ile yapılan görüşmeler uzayınca resmi imza da hafta içine kaldı. İki kulüp arasında sözleşmenin detayları konusunda el sıkışılır sıkışılmaz transfer açıklanacak. Raşitsa için de 6,5 milyon euroya indiler. Galatasaray'ın uzun zamandır transferini sonlandırmak için çabaladığı Raşitsa'nın geleceği konusunda bu hafta net bir kararın verilmesi bekleniyor. Kosovalı kanat oyuncusunun kulübü Norwich transfer için 6,5 milyon euroya kadar indi. Aslan son bir kez pazarlık yapmak isterken bu transferin de kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan hücum hattında yer alan isimlerin satılma ihtimaline karşı da 10 numara için alternatif isimlere bakılıyor. Zagre's maçında Forvet'e bakan bu. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi 2. Önleme Turu Rövanş maçında Zagre's karşısında Forvet'e bakan bu forma giyecek. Galatasaray taraftarı bir an önce Icardi Şampiyonlar Ligi ön kadrosunu görmek istiyor. Ancak Arjantinli maç ve idman eksiği yüzünden kadroda yer almayacak. Hal böyle olunca yeni transfer Cedric bunun İstanbul'da Zagreb'le oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Zaniolo için de yeni flaş iddia. Galatasaray'ın önemli isimlerinden Zaniolo için Suudi Arabistan iddiası geldi. İtalyan basına yer alan habere göre Zaniolo'nun Suudi Arabistan'a imza atacak bir sonraki üst düzey oyuncu olabileceği öne sürüldü. Galatasaray'a ara transfer döneminde katılan 24 yaşındaki futbolcunun 2023 yılında üç kez forma değiştirmeye hazırlandığı belirtildi. Al-Hilal'in Zaniolo için dev bir teklif hazırladığı ve böyle bir teklifin her zaman gelmeyeceği aktarıldı. Suudi Arabistan temsilcisinin Zaniolo'ya yıllık 30 milyon euro ve 3-4 yıllık bir sözleşme teklif edeceği öne sürüldü. Zaniolo'nun Suudi Arabistan'a transfer olmak konusunda dikkatli bir değerlendirme yaptığı ifade ediliyor. İtalyan yıldız için Suudi Arabistan'a gitmek konusunda birkaç faktörün göz önünde bulundurulması gerektiği belirtiliyor. Zaniolo için Arabistan'a transfer olmanın büyük bir kazanç sağlayacağı ve 24 yaşındaki futbolcunun teklifi kabul etmesi durumunda büyük bir stres yaşamayacağı bir lige gideceğinin altı çizildi. Suudi Arabistan'a gitmesinin Zanyolo'nun milli takım kariyerini ise risk atacağı kaydedildi. Zaniolo'nun Arabistan'a imza atması durumunda İtalya milli takımı teknik direktörü Mancini'nin yıldız ismi yakından takip etme şansının azalacağı da hatırlatıldı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.